Niye ıslak? Yağmur. Biz niye dışarı çıktık o zaman? Babaya sürpriz yapacağız. Bu yüzden hazırlık yapıyoruz. Hadi gidelim. Hadi. Ay. Ha? Otobüs. Emirhan. Tamam tamam yeter. Ay. Emre. Ben eşimi arkadaşlarına gönderdim. Dedim çoktan görmemişsin, git gör onları. Ben de yavaş yavaş hazırlık yapayım onun doğum günün sürprize. Çok büyük bir şey yapmadım bu sene. Ama küçük bir sürpriz olsun yine. Böyle bir plan hazırladım kendime. Ona göre her şeyi aldım. Şimdi yavaş yavaş her şeyi hazırlayacağım. Tamam, inşallah düşmez. Güzel anılar var. İşte bizim çocuklarımızın. Şimdi çok önemli an. Bakalım başarabileceğim mi bunu? Sıcak ocakta tutuyorum. Sıcak olduğu zaman böyle buraya dokunuyorum. Yine birleştirmek için. Çok da öyle güzel olmadı ama tutuyor yani iki taraflı yumurta oldu. Bence eşim şüphelenmeyecek hiçbir şey. Şimdi heyecanla bekleyeceğim artık. Sürpriz yapmayı ben çok severim. Bayağı bir heyecan basıyor bana. Sonra insanların tepkileri görmek, onlarla beraber mutlu olmak çok keyif veriyor bana. Aşık olduk, hemen olduk zaten. Hemen derken. Ben Mayıs derdim ama Haziran oluyor buraya. Haziran'da oldum demek ki sen. Senin elinde ilk harfi varmış. Hatırlıyor musun? Sorular buydu mesela burada, hangi ayda aşık olduk, Emirhan'a ne isim vermek istiyorduk, yani bizim alakası özel bir şeyle. Burada bir yerde biraz zorla değişim, sonra da böyle bir şey de yaptık, burada yazmadı ama mesela geçmiş 30 yılım, yani öyle bir özet olarak konuştuk, hani ne yaptı mesela. Özel hayat, kariyer, iş, okul, arkadaşlar, rahatlama falan. Hem de aynısı gelecek 10 senede ne yapmak istersin, onu da konuştuk. Yani bir plan gibi bir şey yaptık. Bir tane de daha da kayıt var, onu gösteremem. Biraz özel şeyler. Yani öyle mesela ailem dışında beni mutlu eden 5 şeyler. Gurur duydum 5 şeyler. Yani öyle güzel özet olarak düşünmek. Güzel bir şey. Sen de fikir olarak yapabilirsiniz. Gel baba. Baba. Başını tutuyorum. Tabii gel baba. Baba. Güzel yaşını yürü. Yaya döveceğim. Baba. Tutuyorum. Ada uvay. Şurada uyacağım. Seni açıyorum.
tutuyorum.